Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Aleykümselam hocam. Matematik dersimize çarpanlarımadan devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Şimdi cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma. Şimdi normalde biz şu 8a artı 8b'yi toplama işlemi halinde görüyoruz, değil mi? Ben 8 tane a ile 8 tane b'yi ne yapamam? Toplayamam. Bu işlem daha da fazla devam etmez. 8a artı 8b'yi ama diyorum ki ben her ikisi birden 8 parantezine alınabileceği için 8 parantezinde ben a artı b yazıyorum. Bu ifadeyi biz 8 çarpı artı b'ye çevirdik. Toplama yapamasak, çıkarma yapamasak bile biz bunları çarpım durumuna getirdik. Bu işleme toplama çıkarma yapamadığın işlemleri çarpma haline getirmeye biz çarpanlarını ayırma diyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şurada bir takım ifadeler vermiş, tamam mı? Birlikte yapalım demiş. Bunları çarpanlarına ayıralım demiş. Şimdi ben 4x küp 8x kare artı 7x toplayabilir miyim arkadaşlar bunları? Toplayamam değil mi? Bu işlemin kaç olduğunu söyleyemem. Yalnız hepsinde x bulunduğu için ben x parantezine alabilirim bunları. 4x küpü x'e bölsem ne gelir? Sesim geliyor mu arkadaşlar? Evet hocam. Evet hocam. 8x kareyi x'e bölsem ne gelir? 8x kareyi x'e bölsem x kare 8x. 8x gelir. 7x'i x'e bölsem ne gelir? 7. 7 gelir. 7x'i 7. 7x, bakın bunu dağıttığımda 4x kare çarpı x 4x küp yaptı. X çarpı 8x, 8x kare Evet. yaptı. 7 çarpı x, 7x yaptı. Bunu çarptığımda aynı şeyi veriyorsa demek ki ben doğru açmışım. Yani bu ifadeyi bu şekilde x parantezine alaraktan çarpım durumuna getirmişler. Toplama yapamamışlar ama bunu çarpmaya çevirmişler. Buna biz çarpanlarma diyoruz işte. Bak 6x artı 9 ya, bunu ben toplayamıyorum ama hepsini 3'e bölündüğü için bunların hepsi 3 parantezine alıyorum. 6x 3'e bölersem 2x gelir içeriye. 9y'yi 3'e bölersem içeriye 3y gelir. Bakın bunu dağıttığımda yine aynı ifadeyi elde ediyor muyum? Evet ediyorum. Şimdi mesela x küp çarpı y kare artı 2xy küp, bunların hep parantezine alabiliriz. Hem burada x hem burada x var demişler bak. Hem burada y üzeri 2 hem burada y üzeri 2 var demişler. Hatta diyor ki bak x küp çarpı y kare ya bu. Bunu adam diyor ki bu ifade x küp demek, x demek, x demek, x demek. Y kare demek de y demek, y demek değil mi? Artı. 2x küp de 2 çarpı x çarpı y çarpı y çarpı y demek mi? Hem burada hem burada ben neleri görüyorum? X ve y'leri görüyorum değil mi? İkisinde de birer tane x gördüm orta. Hatta ikisinde de ikişer tane y mi gördüm? O zaman biz şu x, y karelerin parantezini alıyoruz burayı. Bu x'i çektim, y kare çekmişsem içeriye bir x kare gelir. Bu x'i çektim, 2y'yi çekmişsem 1y buradan, 1-2 buradan, 2y de buraya gelir. Yani bakın burada anlatmak istediği ifade de buymuş. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Anlaşılmadı mı? Anlaşılıyor. Tekrarlayabilirim bakın. Tekrarlayayım mı bir daha? Yok hocam, anladım. Tamam. 8a kare 12a. 8a kare demek 8 çarpı a çarpı a demek. 12a demek ise 12 çarpı a demek. Hem burada hem burada bir kere a'lar var. A parantezini alacağım. Çarpı hem bu 12 hem de 8 4'e bölünür. Yani ben buraya 4 a parantezini alıyorum. A'nın birini çektim. 8'i 4'e böldüm. Demek ki buradan 2a gelecek. Zaten 4a ile 2a'yı çarparsam 8a kare yaptı mı yaptı. 12a'yı 4a'ya bölersem buradan bir artı 3 gelir. 4a ile 3 çarptığında bakın 12a yaptı mı yaptı. Yani bu ifade arkadaşlar 4a çarpı 2a artı 3'müş. Bu soru, bu ifade anlaşıldı mı? Ç şıkkı. Evet hocam. Anlaşıldı hocam. Devam ediyoruz öyleyse. Altta bak bunları da yapalım. 15x küp eksi 20x ifadesini bu çıkarma işlemini çarpma yapalım. Çarpanlarını ayıralım demek yani.
15x küp diyorum ki, 15 ile 20 ile 5'e bölünür. Hem bunda x hem bunda x var. O zaman ben 5x farz alırsam 15x küpü 5x'e bölersem 15 bölü 5x 3 gelir. X üzeri 3'ü x'e bölersem x kare gelir. 20x'i 5x'e bölersem 4 gelir. Arada eksi varsa burası da 5x çarpı 3x kare eksi 4 yapar. Bakın buraya geldiğimizde 9 var. Uzun uzun yapayım bunu. 9 var. A kare demek A, A demek. B üzeri 3 demek B, B, B demek. 18 A küp demek de 18 çarpı A, 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 B, B demek. Hem burası hem burası 9'a bölünür. 9'a almış. Hem burada 2 tane A var hem burada 2 tane var. A kareyi de almış. Hem burada B kare var hem burada B kare var. B kareyi de almış. Bunu çekti. Bunları çekti. Bir tane B geldi. Bu 2 tane A'yı çekti. 2 tane B çekti. Bir A geldi. 18, 9'a böldü. 2 A geldi. Yani burası ve burasının ikisinin de ortak olan kısmı 9 A kare B karedir. Buradan bunu 9 A bunu 9 A kare B kare bölersem buradan bir B gelir. Bunu 9 A kare B kare bölersem B kare gider. A küp bölü A kareden A gelir. 18 bölü 9'dan 2 gelir. Burası da bu şekilde yapar arkadaşlar. Sonra geldik buraya. Bakın hepsinde hangi harf var? C harfi mi var? O zaman hepsinin C parantezine alıyorum. 3C kareyi C'ye bölersem 3C gelir. Eksi 4C küp D'yi C'ye bölersem 4C kare D gelir. 5CD'yi C'ye bölersem 5D gelir. Yani bu ifadeyle bu ifade arkadaşlar neymiş? Eşitmiş. Şimdi sorular üzerinde biraz daha anlaşılacak arkadaşlar, tamam mı? Şimdi geçiyorum burayı. Heh, şimdi sıra bizdeymiş. Biz yapalım bu sefer. Arkadaşlar ses verin beraber yapalım. 4x eksi 8. Şimdi bunun her ikisi çıkarılamaz değil mi? 4x'ten 8 çıkmaz. Bunun sonucunu söyleyemezsin. Ama sen bunu çarpma yapabilirsin. Evet hocam 2 çarpı 2x eksi 4. 2x. Şimdi doğru. Hatta direkt 4 parantez alayım ya. Alabildiğimden bir alırsam daha iyi olur. 4'e bölsem ben bunları ne yapar? 4x 4'e böldüm ne olur? X. 8'i 4'e böldüm ne yapar? 2. Arada eksi var. O zaman bak bu ifade böyle çarpma oldu işte. 4 tane x eksi oldu. 5x kare artı 25. Ya bu 5x kare 25 toplanmaz. Toplayamıyorum, çıkaramıyorum. Bari ortak parantez alayım da çarpma olsun. Çarpma olursa belki işime yarar. Ne 5 çarpı evet. 5 çarpı parantez x artı 5. X evet. Hem burada hem burada kimler var? A'lar var bir de 2'ler var. Öyleyse 2A parantezini aldım. 2A x'i 2A'ya bölersem ne gelir buraya? 4A. X gelir. 2A x'i 2A'ya bölersem bak. Çünkü bu 2A ile x'i çarpınca 2AX yaptık. Gördün mü? Burayı verdi. Evet, tamam hocam. 4AY'yi 2AY'ye bölersem ne gelir? Burası 4 bölü 2'den 2 gelir. A bölü A gider. Bir de Y gelir. Al sana 2Y gelir. Bak çarp bunları. 2AX 4A'yı. Bak sağladı. Demek ki ben bunu doğru yapmışım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. 5A kare artı 15A artı 20. Hepsi nedir? 5'lere bölünür. 5'e bölüyorum. 5'e böldüm. A kare geldi. 15A'yı 5'e böldüm. 3A geldi. 20'yi 5'e böldüm. Evet. Artı 4 geldi. Anlaştık mı? Evet. Bak burası 3A küp ya. 3 çarpı A çarpı A çarpı A. 6 kare de 6 çarpı A çarpı A mı? Kesinlikle A kareleri alabilirim. Ortak. Hatta 3 ve 6 da 3'e bölünür. 3'e de böldüm. 3 A küpü 3 A kareye bölersem 3 bölü 3 gider. A küp bölü A kareden A gelir. A kare ve A kare sadeleşir. 6 3'e bölersem bir artı 2 gelir.
Bak evet. Bununla bunu çarptım. Bununla bunu çarptığımda yine burayı verecektir. Burada ise dörtlerimiz ortak. Dört parantezine aldım. N kare artı altı yaptı. Burada ise hem dörtlere bölünebilir bunlar. Hem x karelere hem y karelere bölünebilirler. Evet. Dörtler gitti. X kare y üzeri 3, y kare bir y geldi. 8'i 4'e böldüm 2 gelir. X küp bölü x kareden x gelir. Y kare bölü y kareden bir şey gelmez. Bakın bu da bu hale geldi. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Anlaşıldı zaten hocam. Devamında ay bunda benzer sorular yapmaya devam edeceğiz. Daha iyi anlaşılır. Eksi b kare eksi 3b. Eksi b parantezini alıyorum. Ne yapar? E, b yapar. Artı 3. B artı 3 yapar. Hı-hı. Anlaşıldı mı? Evet. Anlaşıldı hocam. Anlaşılması için bir de ben yapayım birkaç tane de. Arkadaşım bak. 5A çarpı A kare eksi 2A. Bu ifadeyi çarpsam ne yapar? 5A ile A kare çarpsam ne yapar? 5A küp, 5A küp eksi 10A kare. 10A kare. Ben çarpmaktan vazgeçtim. Geri bunu paranteze alacağım. Hem burası hem burası 5'e bölünür. Hem bu A kareye hem bu A kareye bölünür. O zaman ben 5A kare parantezini alıyorum. 5A kübü 5A kareye bölersem 1 ne gelir? 1A bir saniye dur bir saniye şöyle yapmışım. Şöyle yapayım. Ben şurası şey olsun. Bir saniye durun. Şurayı şöyle yapalım çünkü aklınız karışır şimdi. Şurayı ben bir eksi 2 yapayım tamam mı? Bir saniye şey yapmayalım da. Heh. Ben bununla bunu çarptım. 5'e küp bununla bunu çarptım. Eksi 10'a geldi değil mi? Değil mi? Evet. 5A küp eksi 10'a yaptı. Şimdi buradan diyorum ki ya bu sefer vazgeçtim çarpmaktan. Bunları ortopanize alacağım. Hem bu hem bu 5'e bölünür. Hem bu A'ya hem bu de bu A'ya bölünür. 5A parantezine aldım. O zaman 5A evet. Küpü 5A parantezine alırsam A kare gelir. 10A'yı 5A'ya bölersem 2 gelir. Arada eksi olduğu için eksi geldi. Bak, bak gördün mü? Bununla bu aynı, bununla da bu aynı. Mesela şöyle yapalım bir tane de. 3x kare çarpı x eksi 4 y. Bunu soralım. Çarpsak ne olur? Bununla bunu çarptım ne yapar? 3x küp eksi 3 yok eksi 12 x y. X kareye yap. Eksi 10x kare y. Ben şimdi vazgeçtim. 3x küp eksi 12x kare y'yi paranteze alacağım ben bu sefer vazgeçtim çıkarmaktan. Bu da 3'lere bölünür. Hem burada hem burada bunlar x karelere bölünürler. 3x küpü 3x kare dersem 3'ler sadeleşir. X küp bölü x kare x gelir. X kareler sadeleşir. 12 bölü 3 ne yapar? 4 yapar. Ve y'miz gelir. Bak yukarıdaki aynı şey oldu. Gördün mü? Evet hocam. Bir tane yapalım sonra kitabı yere dönebiliriz. Mesela 2m m kare eksi ne? Bunu çarpsak ne olur? Şey 2m küp eksi 2m ne? 2mn. Ben şimdi 5 küp eksi 2mn'yi de vazgeçtim bunu. 2m'ler ortak olsun 2m parantezine aldım. Buradan m kare gelir. Buradan 2m çektim eksi ne gelir? Anlaşıldı evet, mı? Anlaşıldı hocam. Arkadaşlar devam edelim. Zaten bunları biz tekrarlayacağız inşallah. Siz merak etmeyin. 2 kare farkı. Geçen hafta 2 kare farkından bahsetmiştik. Bir şeyin karesinden başka bir şeyin karesi çıkarsa biz bunları bir toplamalı bir çıkarmalı yazıp çarpıyoruz. Tamam mı? Evet,
başta bahsetmişti, bundan sonralarda yine bir daha bahsetmiş. Mesela b kare eksi 9 diyor ya, bu b'nin karesi, bu 3'ün karesi olduğu için biz bunu 1b artı 3 bir de b eksi 3 şeklinde yazıp çarpabiliriz. B kare eksi 9'umuz yani isterse b artı 3 çarpı b eksi 3 olabilirmiş. Hocam bununla bunun ne farkı var? Bu çıkarma işlemi, bu ise çarpmaya dönüştü. 4m kare eksi 25. Ya bu 2m'nin karesi, bu da 5'in karesi. Ben bunu da 2m eksi 5 çarpı 2m artı 5 diyebilirim. 4m kare eksi 25'i 2m artı 5 çarpı 2m eksi 5 diyorum. Bir ifadenin karesinden başka bir ifadenin karesi çıkarılırsa onları toplamalısın, çıkarmalısın, araya da çarpı yazmalısın. Bak şimdi arkadaşlar, 25x küp hiç kimsenin karesi değil. 16x de kimsenin karesi değil. Ama ben burada ortak olarak ne görüyorum şu an? X'leri görüyorum değil mi? X parantezine aldım. Evet. 16 gelir mi? Gelir. Eksi 25x küpü x parantezine alırsam 25x kare gelir. Nasılsın? Evet hocam. X kare. Evet, bak bu 4'ün karesi, bu da 5x'in karesidir, bak söyleyeyim. X çarpı 4'ün karesi eksi 5x'in karesi ise kare kare, arada eksi var, kare eksi kare, 2 kare farkıdır. Bu ifade 4 artı 5x çarpı 4 eksi 5x diye yazılır ve çarpı x'imiz var. Bakın. Şu gördüğünüz minik ifade şu 3 parçanın çarpımı haline dönüştü. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Devam edelim. Soru sayısını arttırdığımızda daha iyi anlayacaksınız. 105'in karesi eksi 5'in karesi. Diyoruz ki biz bunu 105'in karesini hesaplayıp 1 5'le 5'in karesini hesaplayıp yan yana çıkarmak yerine ben bunu kare eksi kare olduğu için bunları bir toplarım, çarpı bir bunları çıkartırım. 105 artı 5 110. 105 eksi 5 100. 110 çarpı 100 11.000 yaptı. Bak çok kısa bir şekilde çıktı. Bazen bu şekilde çevirme yapmak işimize yararmış arkadaşlar. Tamam mı? Çarpanları ayırma. Sen bakarsın içine yararsa ifadeyi çarpanlarına ayırırsın. Öyle hesaplarsın. Tamam mı arkadaşlar? Ne yapacağım? Şimdi bakalım. Şunlara x'in karesi, bu da 1'in karesi değil mi? O zaman bir ifade x artı 1 çarpı x eksi 1 diye açılır. Bu 3'ün karesi, bu da 5a'nın karesi değil mi? O zaman bu ifade 3 artı 5a çarpı 3 eksi 5a diye açılır. Alttaki ifade 7a'nın karesi 4b'nin karesi değil mi? O zaman bu ifade 7a artı 4b çarpı 7a eksi 4b diye açılır. Önce eksili sonra artılı yazsanız da olur. Önce artılı sonra eksili yazsanız da olur. Fark etmez. Hocam bu 4B'nin, bu da 1'in karesi. Evet bu 4B artı 1. Bu da 4B eksi 1 diye açılır. Sonuçta bu çıkarmaya çarpmaya çevirdik. Hocam şu 3X'in karesi. Bu da Y'nin karesi olduğu için 3X artı Y çarpı 3X eksi Y diye açılır. Bu A'nın karesi, bu da 2B'nin karesi, öyleyse bu A artı 2B çarpı A eksi 2B'dir. Hocam 169 13'ün karesi, burası 13A'nın karesi, bu da B'nin karesi ise 13A artı B çarpı 13A eksi B diyorum. Hocam bu 8XY'nin karesi, 8'in karesi var, X'in karesi var, Y'nin karesi var. Hocam bu da 2AB'nin karesi, 2'nin karesi var, A'nın karesi var, B'nin karesi var. 8xy'nin karesinden 2ab'nin karesini çıkarırsam 8xy artı 2ab çarpı 8xy eksi 2ab diyeceğiz arkadaşlar. Anladım hocam. Buralar anlaşıldı mı şimdi? Evet. Anlaşıldı hocam. Geldik buraya. 177'nin karesi eksi 77'nin karesi sormuş bize. Ben bunları bir toplarım. 177 artı 77 derim. Bir de ben 177'den 77'yi çıkartırım. Böylece burası 100 yapar. Burası 177 artı 70'den 254 yapar. Çarparsam bunu arkadaşlar 254 arkasına 2 sıfır koydum. 25.400 yapar. Öbür türlü bunu of. Bunun karesini hesapla. Bunun karesini en hesapla. Az 5 dakika hocam. Evet.
Bu arkadaşlar 155 artı 55 çarpı 155 eksi 55. Burayı 100 yapar. Burası da 210 yapar. Çarparsam buna 210'un arkasına 2 sıfır koydum. 21.000 yaptı. Burası 178 artı 22 çarpı 178 eksi 22 yapar. Burası 200 olur. Burası da 156 yapar. Çarparsam 312'nin arkasına 2 sıfır 31.200 yaptı. Burası 83 artı 17. Burası 83 eksi 17 yapar. 83 artı 17 100 yaptı. 83 eksi 17'de 66 mı yapar? Evet, 66 yapar. Çarparsam bunu 6600 yapar. İki kara farkından arkadaşlar hiç böyle bir kafadan sonuçları bulabildik. Neden? Çünkü bu şekilde işlemler kısaldı. Devam ediyoruz. Şimdi cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırın demişler bize. Ya bu hiçbir şeyin karesi değil. Bu da hiçbir şeyin karesi değil, değil mi? Yani ben 20 bir şeyin karesi mi? Hayır. O zaman diyorum ki hem bu 20 a kare hem 180 bunlar 20 parantezine alınsa ne olur acaba? 20 a kare 20'ye bölsem ne kadar arkadaşlar içeriye? A kare mi gelir? 20 a kare 20'ye böldüm, a kare geldi. 180'i 20'ye böldüm ne gelir? Eksi 9 mu gelir? Eksi 9. Aa, bu A'nın karesi oldu. 3'ün karesi oldu. Bunun içini açabilirim ben. A'nın karesi, 3'ün karesi ise ben buraya A artı 3 çarpı A eksi 3 diyorum şimdi. Bir de başımıza çarpı 20 vardı. Şu gördüğünüz ifade şu 3 parçanın çarpımı olur. Bakın bu 3x'in karesi, bu 75x. Bu ne? Bir şeyin karesi değil. Bu da tam bir şeyin karesi değil. Ama ben diyorum ki ya bunları ben ne yapabilirim acaba? 3x parantezini alsam x yapar, eksi 25 yapar. Bunu arkadaşlar biz şöyle yapalım. Buraya 3x küp olsun, tamam mı? Bu haliyle çünkü güzel olmadı. Veya neyse, kitap ne yapmışsa onu yapalım biz ya. Hiç uğraşmayalım. Neyse. 3x parantezini aldım. Buradan x geldi. 75x'i de 3x'e bölersem 25 geldi. Yani bu ifade 3x çarpı x eksi 25'miş. Buna bakarsam burası b parantezinde b kare eksi 1 yapar. Bu da b'nin karesi. Bu da 1'in karesi olduğu için. Bu da b kare eksi 1 de b artı 1 çarpı b eksi 1'dir. Çarpı b'miz var. Şurayı ne yaparız? Hocam a üzeri 3 parantezini aldım. Arkadaşlar bunu siz bana söyleyin. A üzeri 5'i A üzeri 3'e bölersek ne gelir? A üzeri 5 bölü A üzeri 3 ne yapar arkadaşlar? A üzeri 5 bölü A üzeri 3 nerede? A üzeri... Hocam A üzeri 3 hocam A üzeri 2. Evet, A üzeri 2 hemen. A üzeri 3 çarpı B kareyi A üzeri 3'e bölsen ne gelir buraya? Hocam A üzeri 3'ler gider. B kare. A B işte. B kare. A kare eksi B kare nasıl açılır? 2 kare farkı olduğu için bunları bir toplamalı bir çıkarmalı yazarsak nasıl açılır bu? Hocam a kare eksi b kare hocam hani a eksi a artı çarpı da a eksi b. Evet. Bir de burada a üzeri 3'ümüz var, tamam mı? Evet. A üzeri 3 çarpı a artı b çarpı a eksi b. Şimdi devam ediyoruz. Bize gelmişler, tam kareli ifadelerden bahsetmişler. Şimdi arkadaşım şuraya bir hemen yazalım da hatırlatma olsun diye. Evet. Şöyle bak. Diyorum ki a kare eksi b kare şöyle açılır. A artı b çarpı a eksi b açılır, değil mi? Mesela 5'in karesi eksi 2'nin karesi.
Bu 5 artı 2 çarpı 5 eksi 2 diye yazarım. Al sana 5 artı 2 7 yapar. 5 eksi 2 3 yapar. 7 kere 3'ten cevap 20 yapar değil mi? Gerçekten doğru bir şey yaptın. Evet. Bakalım 5'in karesi 25, 2'nin karesi 4, 25 eksi 4. O da 21 yaptı. Bak 21. Bu da 21, bu da 21. Demek ki neymiş? Biz bu işlemi doğru bir şekilde yapmışız. Yani a kare eksi b kare neye eşitmiş? A artı b çarpı a eksi b'miş değil mi? Peki a artı b'nin parantez evet. karesi ne yapar? Bu da şöyleydi. A'nın karesi geliyordu. Bunların artı çarpımının... AB'nin iki katı. İki katı. Artı b kare. B'nin karesi geliyordu. B kare. A eksi B'nin karesi de arkadaşlar bu neye eşitti? A eksi B'nin karesi de A kare eksi bunları çarpıyorum. İki de çarpıyorum. Eksi 2AB artı B'nin karesi B kare yapardı. Bunları da arkadaşlar ne yapmamız lazım? Bizim ezber bilmemiz lazım. Evet hocam. Uzun uzun, bakın bunlar uzun uzun da mesela şöyle söyleyeyim. 3 artı 1'in karesi. Bakalım ne çıkacak? 3'ün karesi artı bunları çarptım. 1'i 2 ile çarptım. Artı 1'in karesi yazdım. Tamam mı şöyle? 3'ün karesi hocam ne yapar? 9. 2 kere 3 6. 1 ile çarptım. Çarpı 6 yaptı. Artı 1'in karesi 1 mi yaptı? Bak burası ne oldu? 16 mı oldu? 3 artı 1 4. 4'ün karesi 16 yapar. Demek ki arkadaşım bu işlemler neymiş? Doğru hesaplanıyormuş. Böyle basit sorularda gidip çarpanlar ayırma yapmaz olmamız değil. Ama çarpanlar ayırma zor olan yerlerde bize lazım olacak. Tamam mı? Mesela hocam büyük işlemlerde çarpanlara ayırma bayağı bir işe yarayacak. Evet kesinlikle. Şimdi şurayı bir silelim bir daha. Bakın 55 eksi 54'ün karesi. Bu nasıl açılır? Birincinin karesi 55'in karesi. Eksi 2 çarpı bunları çarpıyorum. Tamam mı? Artı 54'ün karesi mi diyorum şimdi? Değil mi? Arkadaşım bu ifade böyle açılır mı? He? Evet. Bu ifadeyi biraz daha düzenlersem 55'in karesi eksi 2 çarpı 55 110 olsa 110 çarpı 54 desem. Ondan bu ifade arkadaşlar neymiş? Buna da eşitmiş. Değil mi? Evet. Adam size gelip ne yapar biliyor musunuz? Şunu kapattır, bunu siler, tamam mı? Bunları da siler. Bunu da siler. Bu işlemin sonucu kaç eder sana? Sen gidip 55'in karesi hesaplayıp 54'ün karesini hesaplayıp bunlar çok uzun çıkar, tamam mı? Sen dersin ki ya bu 55'in karesi var. 54'ün karesi de var. Ya bu 54, bu da 55 kere 2. He, 55 çarpı 54'ün 2 katı. Aslında bu ifade 55 eksi 54'ün karesidir dersin. Hmm. 55 eksi 54 1 yapar. 1'in karesi cevap 1 dersin. Bunu bak bunu toparlayabilirsen böyle bu sırayı hemen 1 diye yaparsın. Ama hocam eğer toparlamazsak en az 3-4 dakika işlem yapılır. Kesinlikle. Şimdi bazı sorularda yani hiç böyle sonuç çıkmayacak bir şey de verebilirler öyle kolay kolay. Şimdi bakın diyorum ki 78'in eksi 70 mesela 5 karesi. 78'in karesi gelir. Eksi 78 evet. çarpı 75 çarpı 2 de gelir. 2 de yazayım. Artı evet. 75'in karesi gelir değil mi? Adam hemen böyle 78'in karesi yazar. Şu 2 ile 73 çarpar ne var? 150 yapar değil mi? 150 çarpı 78 artı 75'in karesi de size bunları saklar. Tamam mı? Bu nedir diye sorar. Sen dersin ya bu 78'in karesi. Bu 75'in karesi. Burası da 150. 2 çarpı 75 çarpı 78. He. Bunun karesi var. Bunun karesi var. Bunların çarpı 2 katı var. Demek ki bu ifade 78 eksi 75'in karesiymiş deyip 78 eksi 75'e 3 deyip 3'ün karesinin cevabı direkt 9 olduğunu söylersiniz arkadaşlar. Evet. Evet hocam. Şimdi biz şöyle birkaç tane şöyle yapalım mesela. 3x eksi 2 artı 2 y'nin karesini hesaplayalım. 3x'in karesine 9x kare gelir. Artı bunları çarptım 6x'e. Bir de 2 ile çarptım 12x'e de gelir.
Artı 4, 2y'nin karesi de 4y kare gelir. Ne bileyim 5x arkadaşlar, eksi 1'in karesine bakalım. 5x'in karesi 25x kare gelir. Eksi bunları çarptım mıydı? 2 de çarptım. 10x gelir. Artı bunun karesinin artı 1 gelir. Tam kareleri arkadaşlar şimdi hatırlayabildik mi? Kitaba geri dönelim. Kitap da bize bu sefer ne diyor? Diyor ki size diyor x kare artı 10x artı 25'i verip bunun neyin açılımı olduğunu bulunuz diye sormuş size aslında. Sen dersin ki ya bu x kare nedir? X'in karesi değil mi? 25 nedir? 5'in karesi değil mi? 5'in karesi. Ya şu ortası da 5'in x'in de 2'nin çarpımı 10x yaptı. Evet. Demek ki bu ifade aslında x artı 5'in karesidir diye toparlayabiliriz. Anlaşıldı evet. Arkadaşlar? Anlaşılıyor. Devam edelim. Diyor ki mesela adam A artı B'nin karesi diyor. A'nın karesi, B'nin karesi 2AB diye açılır diyor. A eksi B'nin karesi ise diyor. A'nın karesi, B'nin karesi eksi 2AB diye açılır demiş. Sonra bu bilgiye göre şunun toparlanmış halini soruyor sana. Sen dersin ki ya bu 9A kare aslında 3A'nın karesi. Şimdi bu 4 de 2'nin karesi değil mi? Değil mi? 12'de bunların çarpımı nedir? 6A. Bir de 2'de çarpsam 12 yapar mı? Değil mi? Demek ki burası 3A ile 2'nin karesidir. Arada eksi olduğu için bu 3A eksi 2'nin karesi diyeceğiz. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Devam edelim. Bunları iyice pekiştireceğiz zaten. Biz yine biraz devam edelim de. 4x kare artı 12x artı 9. Ya bu 4x kare 2x'in karesi. 9 da 3'ün karesi. Ya bunları çarptım 6x geldi. Bir de 2'de çarptım 12x verdim verdi. O zaman bu ifade aslında 2x artı 3'ün karesidir. Zaten 2x artı 3'ün karesi nasıl açılır? Bakıyorum. Bunun karesi 4x kare. Artık bunları çarpıyorum. 6x ile 2 ile çarpıyorum. 12x. Bunun karesi artı 9 yapar. Gerçekten bu ifade bunun açılımıymış. Ben bunu gördüğüm zaman şunu yazmakla haklıyım öyleyse. Evet. 4x kare artı 20x'ye artı 25'ye kare demiş. Burası 2x'in karesi demiş. Burası da 5y'nin karesi demiş. Bunları çarparsam 10x'ye gelir demiş. Bir de 2 ile çarparsam 20x'ye gelirmiş. Öyleyse 2x artı 5y'nin arkadaşlar bu ifade karesiymiş. Şimdi bu arkadaşlar şu ikisi bizim son sorumuz olsun, tamam mı? 4a kare eksi 4a artı 1 cebirsel ifadesini çarpanlarını ayıralım ve kutulara yazalım demişler. Ya bu bir kere arkadaşım burası nedir? 2a'nın karesi mi? Burası da 1'in karesi değil mi? 2a ile 1'i çarparsam 2a. Bir de 2 ile çarparsam 4a mı yaptı değil mi? Arada eksi varsa demek ki bu ifade arkadaşlar nedir? 2a eksi 1'in karesidir. Yani burası 2a eksi 1 çarpı 2a eksi 1. 2 tane 2a eksi 1 demektir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Anlaşıldı hocam. Şimdi bize x artı y'yi verin. X çarpı y, x kare artı y kare sorarsa nasıl çözeriz bunları? Ben bunu bir boş sayfada yapayım arkadaşlar. Bir saniye. Bakın size mesela dedi ki adam x artı y dedi mesela ne olsun? 8. X çarpı işte 1 yazdı. Geldi x kare artı y kareyi sordu. Evet. X artı y, x çarpı y, x artı y, x kare artı y kare. Ben bu üçünün de ne zaman karşıma çıkacağını düşünüyorum. Diyorum ki bu üçü aslında benim şurada karşıma çıkar. X artı y'nin karesini açtığım zaman x'in karesi gelir. Artı 2x'ye gelir. Bir de artı y kare gelir değil mi? Soruda bana x artı y kaç vermiş? 8 mi vermiş? O zaman ben bunu yine 8'e yerleştirdim. Burası 8'in karesi ya. Eşittir. Evet. X çarpı y neymiş? 1'miş. Buraya 1 yazdım.
Olamın x kare geldi. Artı y kare geldi. Bir de buradan 2 çarpı buna 1 ya. 2 çarpı 1'den 2 geldi. Burası 64 yapar. Bu 2'yi karşıya atarsam x kare artı y kare arkadaşlar ne kalır? 62 kalır. 60. Benzer bir tane daha yapalım. X artı y eşittir 10 olsun. X çarpı y eşittir mesela 3 olsun. Bize x kare artı y kareyi sorsunlar. X artı y, x çarpı y, x kare artı y kare ne zaman karşıma gelir? Ben diyorum ki bir kenarda x artı y'nin karesini açarsam ben bunların üçünü de görürüm. Bak x kare gelir. Artı 2x y gelir, artı y kare gelir. E zaten x artı y'yi bize 10 vermiş. Adam bunu yine 10 yazdım. 10'un karesi eşittir. Bu x çarpı y'ye 3 vermişse bunu yine 3 yazdım. Burası da x kare artı y kare zaten var. Bunları hesaplayamıyoruz. Buradan da 2 çarpı 3'ten artı 6 geliyor. E burayı 100 yapar. 6'yı karşıya atarsam x kare artı y kare ne yaptı? 94 yaptı. 94. Şimdi şurayı silelim. Benzer bir iki örnek daha yapalım. Ah, silin. Diyorum ki x eksi y eşittir 5. X evet. Çar x kare artı y kare eşittir 11. X çarpı y sor. Seferde. X eksi y, x kare artı y kare, x çarpı y ne zaman karşıma gelebilir benim? X eksi y'nin karesini açarsam karşıma gelir. Nasıl gelir karşıma? X'in karesi eksi 2 x y artı y kare gelir değil mi? Evet. E sonra da bana zaten x eksi y 5 çarpmışlar. Bunun yerine 5 yazdım, 5'in karesi. E şunun ikisinin yerine de bana ne vermişler? 11 mi vermişler? Bundan yerine ben 11 yazdım. 11 geldi buraya o zaman. Eksi 2 x y mi oldu? 5'in karesi 25. Bu 11'i buraya atarsam 25 eksi 11 14 yaptı. Eksi 2 x'ye 14 ise 14 ise her taraf eksi 2'lere bölersek x çarpı y'miz 14 bölü 2'den direkt eksi yapıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle yapalım. X kare artı y kare eşittir 39 x çarpı y eşittir 5 ise x artı y nedir diye soralım. X kare... x artı y kare x artı y'nin karesi. Evet. Ya hocam x kare artı 2 xy artı y kare. Güzel. Eşittir 39. Şimdi bir kere şu ifadeyle şu ifadenin toplamı ne? 39 mu yazdık? Evet. Artı şu ifade kaç? Evet. 5 mi? Bunun yerine 5 yazdık. Evet. 2 çarpı 5 10. 10 artı 39 49 oldu. X artı y'nin karesi 49 ise x artı y toplamı ya 7'dir arkadaşlar ya da eksi 7'dir. Eksi 7 hocam. Hani burada 2